Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir çatı nasıl yapılır 3D Max'te, nasıl modellenir bunu işleyeceğiz. İlk öncelikle Line aracımızla Snap yardımıyla çatının etrafını şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Grid'i kapatalım. Çatı oluşturacağımız binanın etrafını böyle dolanıyoruz. Yanlış bir yere tıklarsanız Enter'ın üzerindeki Backspace tuşuyla o hamleyi geri alabilirsiniz arkadaşlar. Çizim esnasında. Son yere geldiğimizde de evet diyoruz ve perspektife geliyoruz. Bu çizdiğimiz çizgiyi arkadaşlar yalnızlaştıralım bu tuş ile ve modifier panelinden ismini değiştirelim. Çatı diyelim. Ve üçüncü seçici tuşla arkadaşlar buna saçak 50 santimlik saçak çıkıntısını ekleyeceğiz. O yüzden modifier panelinden buradaki seçicilerden üçüncü seçici modda bunu seçtikten sonra 50 diyoruz. İçerideki eski çizimi siliyoruz ve alt birimden yani bu seçicileri iptal ederek alt birimden çıkmış oluyoruz. Şimdi script'i çalıştırmak için scripting run script diyoruz arkadaşlar ve script'imiz burada. Çift tıklayarak script ekrana geliyor. İndirebilmek için 3D Tasarım Okulu öğrencileri Facebook grubumuza üye olabilirsiniz arkadaşlar. Buraya yüklemiştim ben zaten. Buradan indirebilirsiniz. Tıkladığınızda direktmen inecektir. Şimdi Max'i tekrar dönecek olursak 50 santim de saçak attıktan sonra arkadaşlar ilk öncelikle buradaki Pick Outline Shape diyoruz ve bunu seçiyoruz. Sonra da buraya 18 yazıyoruz. Neden 18 yazıyoruz arkadaşlar? %33 derecelik bir açıya sahip olan çatıyı elde etmek için. Peki tekrar döneceğim buraya. %33 eğim demek şu manaya geliyor arkadaşlar. Biz bir dakika. Şuraya da 100 yazayım. Ne manaya geliyor? Bir tane line çiziyorum mesela. Line aracımı aldım. 100 santim gittim. Ya da 100 metre gittim fark etmez. 100 santim gittim. 33 santim yukarıya çıktıysam. Evet. Şuradaki eğim arkadaşlar. Şuradaki eğim 33. %33 oluyor. Bunu da mesela ölçelim hemen. Bu arada 3D Max'te açı ölçme nasıl oluyor ona da bakmış oluyoruz. İlk öncelikle buradaki cetvele geliyoruz. Yönye. Şuralara point ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Ve şu aracı alıyoruz. Ve bu aracı ekrana ekledikten sonra modifier paneline gidip noktalar seçiyoruz bunu. Bunu seçtik. Kendisini de arkadaşlar şuraya doğru götürüyoruz. Bize 18 derece küsuratlarını atarak söylüyoruz. 18 derece olduğunu bu açının söylüyor 3D Max bize. Devam. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Script'i çağırdık. Run script diyerek buraya tıkladık ve çizgimizi belirttik. %33 derecelik bir çatı için buraya 18 yazdık ve create tuşuna bastık. Böylelikle arkadaşlar çatı otomatik modelleniyor. Bu arada bu script düz çatıları modellemek için kullanılıyor. Eğer ki bunun gibi mesela şu arkası kesik olan, devam etmeyen bir çatı, burada bir balkonu olan, şuralarda gözleri olan bir çatı modellemek isterseniz arkadaşlar bu script ile yapamazsınız. Ama bu kanalın içerisinde ileriki videolarda böyle bir çatının nasıl yapılacağını ve hatta bu kiremitleri model olarak nasıl tanıtabileceğimizi de işleyeceğim bir video yükleyeceğim. O yüzden kanala şimdiden abone olarak bu yüklediğim videodan haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar materyali çağırayım şöyle bir. Şöyle boş tekrardan yapalım. Boş bir Vray MTL materyali çağıralım. Şöyle bir tane çatı kiremiti istediğimi belirteyim. Fotoğrafını da göster diyelim ekranda. Şimdi arkadaşlar fotoğrafın daha rahat görünebilmesi için normalde biz UV damlayı kullanıyoruz değil mi? Değerini de şöyle normal bir değer girelim. Bakın buradaki problem çatının eğimine göre tekstürlerin dönmedi. Hepsi aynı yönde. Hepsi şöyle biraz daha büyütecek de olursak hatta. Hepsi aynı yöne gidiyor. Bakın. Biz bunu istemediğimiz için ne yapacağız arkadaşlar? UV Dump yerine Map Scaler modifiyerini kullanacağız. Map Scaler modifiyerini kullanırsanız görüyor musunuz? Çatının
Çatının bütün Mapscaler kullanırsak çatının bütün eğimlerini tanıyor texture ve ona göre yönlendiriliyor. Az önce de altını çizdiğim gibi arkadaşlar, ileriki videolarda bu çatı kiremitlerini 3 boyutlu model olarak nasıl hızlı bir şekilde elde edebiliriz? Onun da bir skripti var. Hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Ona da değineceğiz. Bakın şöyle bir script var. Bu script'i kullanacağız arkadaşlar. Hızlıca çatının yüzeylerini mesela şöyle belirterek arkadaşlar çatıların üzerine kiremitleri ekleyebiliyoruz. Evet, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atabilirsiniz ve bunun gibi yararlı videolardan faydalanmak isterseniz de ve yüklenen videolardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz.